Ersin hocam, çocuklarda yaşanılıyor mu bu D vitamini eksikliği durumu? Onlar tedbirlerini alıyorlar zaten çocuklar. Doğar doğmaz değil mi? Evet, çocukların D vitamini eksikliği de önemli. 15 günlükten itibaren düzenli olarak almaları gerekiyor. Biz de şeyden biraz şikayetçiyiz, işte vitamin vermek istemiyorlar. Aynı sütü yapıyoruz, biz çok güzel bir besliyoruz. Her şeyi alıyoruz ya ama bilmiyorlar ki aynı sütünde D vitamini 20 ünite. Bizim günlük ihtiyacımız da 400-500 ünite. Bunu da ancak dışarıdan takviye almaları gerekiyor ve belli bir yaşa kadar da bunu alma desteklenmesi gerekiyor. Alınmadıkları takdirde çocuklar çok hızlı büyüdüklerinde de reşitizmle de kestirilen hastalıkla karşılaşabiliyoruz. Bu çok basit ama maalesef Türkiye'de eskiden çok sık görülen bir hastalık da şimdi yavaş yavaş eğitimle birlikte engelleniyor. Evet, Ali Hocam'a gidiyoruz tekrar. Ersin Hanım'ın sözlerinden sonra mecbur kaldım tekrar hatırlatma yapmaya. Bizim hamile hanımlar hamileyken çocuk sağlıklı olsun diye beslenmesine dikkat ediyorlar. Doktorun verdiği ilaçları, vitaminleri düzgün kullanıyorlar. Arada yetişemediği yerde kadın doğum uzmanları bizi yönlendirdi ama biz gerekirse enjeksiyon şeklinde anemisi düzeltiyoruz mesela veya magnezyum replasmanı yapıyoruz. Fakat ne hikmetse doğduktan sonra analık içgüdüsüyle çocuğa bakmaya yönelip kendileri ihmal ediyorlar. Halbuki gebelik boyunca yaptıkları aynı hassasiyeti laktasyon dediğimiz emzirme döneminde de yapması sütle çocuğa geçiyor D vitamini belki ama annede eksikse çocuğa da geçmiyor. O yüzden gebelik döneminde olduğu gibi ihtiyaçlar günlük ihtiyacın iki katına çıkıyor gebelikteki gibi emzirme döneminde de. Yani gebelikteki gibi emzirdikleri sürece takiplerini ve ilaçları kullanmaları gerekiyor aslında ama benim gördüğüm o, bana gelen hamileler ben bunu söylüyorum. Emzirme döneminde de kendinizi hamileymiş gibi iyi bakın diye söylüyorum ama hamileyken şeker hastalığı çıkıp insülin kullandığım hasta doğumdan sonra çocuğun hastalığı için hastaneye geldiğinde merak ederek sordum ne oldu insülin devam ediyor musun diye. Hayır dedi, hemen şekerine baktırdım, şekeri 550 idi. Ama çocuğuna bakmaktan maalesef kendimizi ihmal ediyoruz. Özellikle emzirme döneminde de aynı hassasiyette hanımlardan rica etmemiz lazım diye düşünüyorum.